Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemlidir. Sevgilerimizle. Hayatınız bir film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Tespihi böyle tutarak, bak oğlum bunlar öldürdüğüm adamların sayısı. Bir mezarlık adam öldürmüşüm diyordu bana. Ki bu anlattıklarınız kan donduran şeyler. Yalandır dedim ya, yapmamıştır dedim. Babamın anneme oğlum Yusuf'u öldüreceğim falan dediğini de duydum. Böyle bir babayı bekliyormuşum 18 yıl. Salı günü babam bir ev anahtarı gösterdi bana. Bak oğlum evi aldım, sen bana dur diyordun, durmadım evi aldım dedim. Anahtarı bana verdi, baktım babamın salladığı anahtar. Daha önce bunlar kız kardeşlerini öldürmüşler. Köye gitme dedi, akşam gel burada yat. O gece o eve 3-4 defa gitmiş. O yayından 22 gün sonra Müge Anlı Hanım'ın çalışmalarıyla 4 metre yakınındaki tandırlıkta bulmuşlar. 2 metre beton dökülmüş halde. Kendi kızına gelinlik giydirdi. Benim anneme bir kefeni bile layık görmedi. Geri kalanı ailem zaten darma duman. Babam sağ olsun hepsini bir tarafa dağıttı. Benim hayatım bir film olacaksa bu filmde anneler ölmesin. Yeni bir Anlatırsan Film Olur programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. İzleyeceğiniz hikaye film olur veya film olmaz diyorsanız düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Yazdığınız yorumlara değer verip hepsini cevaplıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Kayseri'den Yusuf Turhan. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Programımız hakkında detaylı bilgiye sahipsiniz. Evet. Ama kısa bir özet geçelim. Her hafta burada hayatı film olabilecek kişileri konuk ediyoruz ve sürecin sonunda bir kişinin hayatını film yapmak istiyoruz. Konuk yarışmacılarımızdan istediğimiz tek bir şey var, o da bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatmanız. Aksi durumda yarışmamızdan diskalifiye olursunuz. Yusuf Bey, bizlere gerçek bir hayat hikayesi anlatacağınızı onaylıyor musunuz? Evet. Hayatınızın neden film yapılmasını istiyorsunuz? Annesine kötü davranan, ne bileyim annesinin kıymetini bilmeyen, bir zaman sonra kaybedeceğinin farkında olmayan çocuklara, daha doğrusu bütün insanlara örnek olmak için. O zaman diyoruz ki anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Benim hayat hikayem aslında 2 yaşımda başlıyor. Ben 2 yaşındayken babam amcamın suçunu üzerine alarak cezaevine girmiş. Amcamın bu babama bir teklifiymiş. İşte sen gir cezaevine, ben dışarıda durayım. Sen ailene bakamazsın, benim aileme bakamazsın, ben bakarım falan gibi cümleler kurmuş amcam babama. Babam da kabul etmiş. Suçu üzerine almış bir dilekçe yazarak. Bunu neden yapmış? Yani sonuçta cezaevinde de olsa mal size kalacak. Yani size ait olan bir şey. Bilmiyorum niye yaptı, neden yaptı ama kardeşine vermiş malları. Amcam çıkmış. Çıktığında işte bir 5 yıl sonra falan bize yolda geçerken bile selam vermiyordu. Hani gördüğü yerde bile selam vermiyordu ama gidip de işte ne bileyim gördüğü insanlara falan ben yeğenlerime bakıyorum, yengeme bakıyorum, ne bileyim alışverişlerini yapıyorum falan diyormuş. Bizi kendi evimizden yani babamın evinden falan onun üzerine olduğu için, amcamın üzerine olduğu için çıkardı. Biz kiraya falan çıktık. Yanımızda kimse de yoktu. Baba yarımız bizi evimizden çıkardığı için. Biz çalışıp küçük yaşta geçim derdine düşmüştük. Abim okulu bıraktı, çalışmaya başladı ev geçindirmek için. Ablam bıraktı, çalışmaya başladı. Sonra diğer abim bıraktı, çalışmaya başladı. Sonra ben de onların arkasından bırakıp çalışıp ev geçindirmeye falan uğraştım. Peki okuyamadınız mı? Okula gidemedik. Ortaokulu bitirdik. Yol parası, okul harçlı, ne bileyim okulda karnını doyuracaksın falan. Okuldan çıkıp ortaokulda eve geliyordun ama her mahallede lise olmadığı için gidemedi hiçbir kardeşim, ben de dahil. Amcam sağ olsun bize okul bile okutamadı. Yani engel bile oldu bize. Ben sürekli babamı bekliyordum. Babam cezaevindeydi. İşte babam çıksın. Ben iş çıkış saatlerinde parka bile gidemiyordum. Hani o iş çıkış saatlerinde böyle çocuklar parkta babalarıyla falan karşılaşıp gidip baba diye sarıldıkları zaman falan bilmiyorum bir farklı oluyordum ben. O saatlerde parka oyun oynamaya bile gidemiyordum çocukken. Çocukluğumu bile yaşayamadım yani. Peki babanızla görüşemiyor muydunuz? Babam cezaevine girmeden önce
Anneme de bir miktar bir para bırakmış. Bu parayla da işte internet kafe falan açmış büyüklerimiz. Batırmışlar. Sonra babam anneme paranın hesabını sorunca işte bana para gönder falan demiş. Annemde para yok, para böyle böyle oldu deyince küsmüşler annemle. Biz mektup falan yazdık ama babam cevap vermedi. Cezaevinde bulunduğu yeri bize söylemedi. Yani annemle küstü ama bizle de konuşmadı. Babanız cezaevine niye girmiş? Amcam Konya'da bir kamyonu falan çevirmiş. Daha doğrusu babamla birlikte çevirmişler bir kamyonu. Kamyonun içerisinde amcam gibi peynir işi yapıyorlarmış. Hı hı. Çevirmişler kamyonu. Kamyonda işte şoförünü öldürmüşler. Bir köşeye atmışlar. Kamyonun içindeki malları da kendi kamyonlarına taşımışlar. O kamyonu da götürüp yakmışlar falan. Bu olayda amcamın parmak izi çıkmış. Amcamla götürmüş o peynirleri satarken yakalanmış. Babamın hiçbir izi falan yok ama olayın içinde babam da varmış. Amcamla birliktelermiş. Amcamın parmak izi çıkınca cezaevine girmiş. Amcamın eşi babama iki tane ev, bir tane de transit galiba bir araba teklif etmiş suçu üzerine alması için. Yani suçu üzerine aldıktan sonra da firar olur kaçarsın demiş. Babama işte yalvarmış, yakarmış. Babam suçu üzerine almış. Mahkeme inanmamış babama. Geldim burada suçu üzerine alıyorsun ama senin bir parmak izin yok, bir delilin yok, hiçbir şey yok. Sen neden suçu üstüne alıyorsun? Kardeşini kurtarmak için suçu üzerine almaya çalışıyorsun demiş. Madem ceza yatmak istiyorsun, o zaman suçlu olan da ceza yatsın, sen de ceza yatmayı sevdiğin için ceza yat demiş. Babama cezayı vermiş mahkeme ama tutuklamamış. Babam da bu transitte İstanbul'a kaçmış. İstanbul'da firar zaten adam. Pis işlere bulaşmış. Uyuşturucuya falan bulaşmış. Birinin, kim bilmiyorum ama bir adamın, büyük bir adamın böyle uyuşturucusunu bir yerden bir yere taşıyormuş böyle sürekli. Ondan alıp ona götürüyormuş, ondan alıp ona götürüyormuş ve yüklü miktarda bir uyuşturucu. Babamın uyuşturucusunu başka birisi çalıyor. Yani 50 kilo bir uyuşturucu varmış. Bunu başka birisi çalmış babamdan. Babam da o çalan adamı öldürmüş. İşte ver demiş, vermemiş. Ver demiş, vermemiş. Bende değil demiş. Babam bunu öldürmüş. Daha sonra adamın evine gitmiş. Evinde de yabancı uyruklu bir kadın varmış. Kadına işte eve girmiş. Demiş ki birisi buraya uyuşturucu getirmiş 50 kilo. Bu uyuşturucuyu demiş hani buradaymış onu ver götüreceğim demiş. O da telefonla aramış karşıdaki adamı. Arayıp ulaşamayınca bağırmaya çağırmaya başlamış. Nerede falan diye. O da onun sevgilisi miymiş neymiş yabancı uyruklu kadının. Sonra bu bağırıp çağırmaya başlayınca babam eline geçen bir satır mıdır, nacak mıdır nedir? Almış kadına doğru sallamış. Kadın böyle kolunu kaldırınca kadının koluna gelmiş nacak. Kolu kopmuş. Daha sonra bir daha vurmuş, kafasına vurmuş. Bunu babam kendisi anlattı bana. Böyle karşımda oturuyordu. Anlatıyordu yani. Kadının kolunu koparmış. Ne bileyim kafasına falan vurmuş. Kafasını falan yermiş. Hatta yerler kan ne kadar kaygan olurmuş. Yerler o kadar kayganlı ki adım atamıyordum kayganlıktan falan diyordu. Anlatıyordu bana. Kadın ölmüş mü? Kadın ölmemiş. Kadını hastaneye götürmüşler. Babam evde uyuşturucuyu bulmuş ama alamamış. Kaçmış. Arabaya binmiş. Tekrar Kayseri'ye gelmiş. Kayseri'de de yer altında çarşı var. Çarşıda yakalanmış orada. Daha sonra zaten bir daha çıkamamış. Peki bu anlattıklarınız kan donduran şeyler, normal şeyler değil. Nasıl anlattı? Ne duygu vardı ne bir şey. Anlattı öyle bana, ben böyle şaşırdım. Ben bunları hiç bilmiyordum. Ve ben böyle bir babayı bekliyormuşum 18 yıl. Yalandır dedim ya, yapmamıştır dedim. Babam cezaevine girdikten 17-18 yıl sonra falan Covid iznine ayrıldı. Bizi amcamın çıkardığı eve gelmiş önce. Orada bizi bulamayınca cezaevinden getirdiği eşyalarını o kapının önüne koymuş, çıkmış mahallede işte sormuş, soruşturmuş. Bizim evimizi bulmuş. Ben o sırada uyuyorum, sabah zaten. Annem kapıyı açmış, amca yanlış geldin demiş babama. 17-18 yıl görmeyince tanıyamamış. Zaten ben de babam... Ben uyandığımda babam evin salonun içindeydi. Ben böyle gözümü açtım baktım bir amca. Saç sakal bembeyaz. Dedim hani kim bu? Annem işte hoş geldin falan diyor. Diğer abim baba hoş geldin diye elini falan öptü. Ben yatağı falan topladım böyle bakıyorum.
şaşkınlıkla. Akrabaları falan sormaya başladı böyle eskilerden. Sorduğu herkes zaten vefat etmişti. Sadece resimlerden tanıyordum babamı. O da çok genç halleri. Babam eve geldiğinde bana kardeşim diyordu. Ben ona dayı falan diyordum. Sonra işte tekrar ya ne dayısı baba falan diyordum ben. O da ama pardon oğlum falan diyordu. Böyle bir ay falan sürdü birbirimize alışmamız. Bir, iki ay falan. Sonra masada oturuyorduk böyle. Akşam saatlerinde çay kahve falan içiyoruz. İşte neden dedi bu eve taşındınız? Aşağıdaki evin nesi vardı? Beğenmediniz mi falan dedi. Aşağıdaki evde sizin kendi eviniz aslında. Evet, babamın kendi evi. Yani amcamın bizi çıkardığı ev. Sonra işte biz de söyledik. Dedik böyle böyle. Kardeşinin eşi geldi. Ev icra falan dedi. Bizi oradan çıkardılar. Biz de oradan sonra birkaç yere taşındık. En sonunda buraya geldik dedik. 5-10 yıl falan oldu dedik kiraya çıkalı. Ondan sonra bu sinirlendi işte. Kardeşi de zaten bir hafta olmuş. Hani bir geçmiş olsuna falan da gelmedi. Daha sonra sinirlendi, bir mektup yazdı kardeşine. Sen dedi benim çoluğumu çocuğumu kapıya koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Sana bir şans veriyorum, ya beni öldür ya da öldürt. Bütün malını mülkünü versen de kurtulamazsın benden. Eşin ve seni sana ölümlerden ölüm beğendireceğim. Daha önce bunlar kardeşlerini, kız kardeşlerini öldürmüşler. O Havva'nın dosyası falan açılacak diye bir mektup falan yazmış. Mektubu bana verdi. Bunu götürüp benim kardeşimin yani amcanın kapısına bırakır mısın dedi. Ben de kabul etmedim. Okudum mektubu. Hani cahillik yapmayın, kocaman adamsınız falan. Ben dedim bu mektubu götüremem dedim. Tekrar babama verdim. Babam amcasının oğluna vermiş. Amcasının oğlu da götürmüş. Benim amcama vermiş yani babamın kardeşine. Okumuş aslında mektup ama okumadım diye mektuptan habersizmiş gibi. Abi geçmiş olsun ben çıktığını yeni öğrendim falan diyor. Sonra işte geliyorlar oturdular falan. Bu arada mektup yazmasının sebebi neydi? Yani telefon yok muydu? Geçen yıldan bahsediyoruz. Telefonunu arayabilirdi, mesaj gönderebilirdi. Mektup yazmasının nedeni nedir? Bilmiyorum. Cezaevi alışkanlığıdır büyük ihtimal. Çıktığında da zaten telefon neydir ne değildir bilmiyordu. 20 yıl önce telefon zaten nadir bulunan bir şeymiş. Yıllar önce babanızla amcanız kız kardeşlerini öldürmüşler. Özel değilse bunun sebebini biliyor musunuz? 90'lı 95'li yıllarda öldürmüşler kız kardeşlerini. Namus meselesi diyorlardı. Ama tam mesele ne bilmiyorum. Peki babanızla ilgili dönüşüm duygunuz neydi? Babam geldiğinde hani böyle sevinmiştim. Hatta ben babam geldiğinde tuvalette sigara içmiştim. Normalde açık açık her yerde sigaramı içerim. Hani sigara içtiğimi herkes bilir ve kimseden çekinmem de sigara için. Ama o gün tuvalette içtiğim sigara o kadar mutluluk verdi ki bana. Lan babam var artık hani birinden çekiniyorum falan. Tuvalette içiyorum sigarayı şuna bak falan diye. Babam geldiğinde sevinmiştim ama bu sevincim benim 1-2 hafta falan sürdü. Zaten 2 hafta içerisinde de bütün düzenimizi değiştirdi. Bulunduğumuz evden falan da taşındık. Amcamla kavga ediyorlardı sürekli. Babamın anneme oğlum Yusuf'u öldüreceğim falan dediğini de duydum. Babam beni de öldürecekmiş. Bilmiyorum şaka mı yapıyordu, gerçek miydi? Ve babamda hatta bir tesbih vardı. Tesbih cezaevinde bir çakmağın sibabından yapmış. Tesbihte 27 tane böyle boncuk vardı. Sarı bir sibop böyle. Bak oğlum bunlar, tesbihi böyle tutarak, bak oğlum bunlar öldürdüğüm adamların sayısı. Bir mezarlık adam öldürmüşüm diyordu bana. Ve diğer tarafında, imame tarafında çevirip koza tarafını, orada da 4 tane bir boncuk var. Bu da öldüreceğim adamların sayısı diyordu. Yani bir 4 kişiyi daha öldürecekmiş. Kim diye sorduğumda bir kendi kardeşini, bir beni söyledi. Diğer ikisi kim? Onları da tanımıyorum. İsmini söyledi ama tanımıyorum kim olduklarını. Peki niye sizi öldürmek istedi yani? Siz ne cevap verdiniz? Evlat gibi yaklaşmadığım için hani böyle ne bileyim her dediğini yapmadığım için falan beni de öldürecekmiş. Yani kendisi öyle diyordu. Yapayım diye mi diyordu? İnsan evladına nasıl hıyar bilmiyorum ama ben hani şaka yapıyordur falan ya bir git baba falan dedim. Şimdi zaten adamın 5 dakikası 5 dakikasına uymuyordu. Yani şakadır da herhalde. İnsan kendi evladını öldürür mü? Ama kardeşini öldürmeyi düşünüyordu. Hani dışarıdaki insanlara kendini iyi gösteriyordu ama
Gerçekten de dışarıdaki insanlara iyiydi. Canlı ver dese babam dışarıdaki bir insana canlı verirdi ama eve öyle değildi, evin içinde. Hani beni dövmüyordu, ne bileyim vurmuyordu, küfür etmiyordu ama bana söylemek istediği bir şey bana söylemiyordu. Anneme söylüyordu, annem ben oğluma nasıl söyleyeyim falan diyordu. Ne bileyim anneme bir sinirlense bir şey olsa annemle konuşmuyordu, benle konuşuyordu. Benle küstüğü zaman annemle konuşuyordu. Hani bizim aramızdaki olan şeyi birbirimize söylemiyordu. Hani ya sen bana bu yanlışı yaptın da o yüzden seninle konuşmuyorum. Ya da oğlum sen şöyle yapıyorsun bunu yapma falan demiyordu bana. Kardeşini öldürmeyi düşünüyordu. Hani ben sürekli durdurmaya çalışıyordum. 3 kuruşluk mal için değer mi? Başına bir şey geldiği zaman seni param pulun kurtarmaz. Yanında kardeşin kurtarır. Düştüğün zaman elinden tutacak olan senin servetin değildir. Kardeşin. İşte amcam da ondan sonra bize sürekli gelip gitmeye başladı. Köyde bir bahçe var böyle yeşillik bir alan. Babam orayı istiyordu, amcam vermek istemiyordu. Yani babam orası benim cennetim falan diyordu. Ama amcam vermek istemiyordu orayı. İcra falan koydurmuş arsanın üzerine. Yani bu kendisinin bir oyunu amcamın. İcra koydurttuğu bahçeli ev aslında sizin eviniz miydi? Dedemden babama kalan bir ev icra koydurttu. Ama daha sonra işte babam cezaevine girerken emanet etmiş ya tapular amcamın üzerine. Amcam da hanımın üzerine mi vermiş, oğlunun üzerine mi vermiş? Aslında şu an dosyamız gizli. Detay veremeyeceğim ama birçok arsaları, birçok daireleri falan var. Bunların içinden işte eşine, oğluna, evladına falan onlara veriyor. Kendi üzerine tutmuyor tapuları. Bu arada soruşturma dosyası devam ettiği için o yüzden bazı yerlere giremiyor. Şu an yaşadığı zorlu süreci bizim izleyicimizle paylaşmak istediği için burada Yusuf Bey. Oyaladı, oyaladı. Amcam, babam gibi oyaladı. Babam ille de bahçe bahçe deyince amcam da işte bahçenin üzerinde icra var. Ben sana şimdi başka bir ev vereyim. 2-3 yıl sonra bahçenin üzerinden icra kalktığında da bahçeni vereyim sana abi falan diyor. Tabi bu sırada ben artık sıkıldım bunların kavgalarından falan. Ben evde durmuyordum. Köyde bir baraj var. Barajda işte bir sevdiğim bir abimin yanında. Hayvanları falan var. Onlara bakıyorduk. Ne bileyim balık falan tutuyorduk barajda. Zamanı tam hatırlamıyorum ama salı günü eve gittim. İşte duş falan aldım evde. Tekrar çıktım. Sabah yine baraja gittim. Balığa falan. Salı günü babam bir ev anahtarı gösterdi bana. Bak oğlum evi aldım. Sen bana dur diyordun. Durmadım evi aldım dedim. Aman baba ne yaparsan yap dedim. Hani ben evde de değilim. Arsanda da değilim. Ne yaparsan yap, ne alıyorsan al dedim, ne veriyorsan ver. Karışmam ben dedim. İyi tamam işte sana yedirmeyeceğim de ben karımla işte tatillere gideceğim de şuraya gideceğim, buraya gideceğim falan diyordu. İşte tam da o gün bana tatile gideceğim falan deyince bir gün sonra da bana bir mesaj attı. Oğlum biz annenle gidiyoruz, yoldayız. Ben sana haber veririm. Ben de herhalde tatile falan gidiyorlardır diye hiçbir şüphem falan yok. Telefon kullanmasını öğrendi o zaman babanız. Yani telefon kullanmasını öğrendi ama sadece arıyordu. Ne bileyim Facebook falan da kullanıyordu. Ama hiç yani bana mesaj falan atmazdı. Bir şey söyleyeceği zaman hep arar da söylerdi. O gün mesaj attı. Mesaj geldi babamın telefonundan bana. Tekrar ben cevap yazdım. Ne mesaj ona gitti ne de gördü. Sonra aradım, ulaşılmıyor. Annemi aradım, yine ulaşılmıyor. Sonra bir gün sonra yine mesaj attım ve yine sürekli arıyorum. Sonra bunlar nereye gittiler falan diye. Akrabaları falan aradım işte, teyzemleri, halamları, dayımgili. Evde de yoklar. Evde de yoklar. Her gün eve de gidip bakıyorum sürekli. O akşam, bir gün sonraki akşam mı, amcam beni aradı. Büyük ihtimal perşembe akşamıdır. Aradı işte ben dedi babangile falan ulaşamıyorum yeğenim. Bizim dedi ayın 1'inde düğünümüz var. Düğüne dedi bekleriz. Babangile ulaşırsan babangili de al gel. Ulaşamazsan işte sen gel düğüne dedi. Tamam gelirim falan dedim. Orada da işte söyledi sen dedi benim en sevdiğim yeğenimsin de işte biz dedi babanla kavgalar falan ediyoruz, sen hiç karışmıyorsun. Baban ev istiyor, sen karışmıyorsun. Araba istiyor, karışmıyorsun.
ya da ben veriyorum vermiyorum, ben onu istemem, ben şunu isterim demiyorsun falan. Çok saygılısın, dürüstsün falan dedi bana telefonda. İşte jandarmaya gittim. Bunlar merkeze gidip de merkezde kayboldukları için annemgil. En son çarşamba günü. Jandarma beni şeye yönlendirdi, polise. Polis de merkezdeki karakola yönlendirdi. Gittim, işte bir ifade falan verdim. Daha sonra cumartesi günü amcam da geldi benimle karakola. Annem ve babamın kayıp için kayıp başvurusunda bulundum, ifade verdim karakola. Amcam eşiyle birlikte geldi. Benim ifademin resmini falan çekti. Beni o eve götürdü. Amcamın babama verdiği eve. Yani salı günü babamın anahtarı salladığı eve. Yani babam bana o evin anahtarını sallıyordu. Bak ev aldım diye. Gel yeğenim dedi, sana evi gezdireyim. Ben dedi babana şu evi verdim. Sen de dedi gençsin. Hani babam böyle dolmuş tarzı, transit tarzı bir araba istiyor. Eski kafa. Sana da dedi hangi araba istiyorsan o arabayı alayım. Spor bir araba alayım falan dedi. Ben araba falan istemiyorum dedim ya. Hani annem bulunsun, babam, annem çıksın ortaya neredelerse. Daha sonra tamam falan dedi. Anahtarı bana verdi, baktım babamın salladığı anahtar. Sonra bana dedi ki işte akşam gel, köye gitme dedi. Akşam gel burada yat. Buraya yatak, yorgan falan bir şeyler getirelim. Burada kal dedi. Sabah gidersin, gece gece köye nasıl gideceksin falan dedi. Tamam dedim, burada kalırım ben, ayarlarım dedim. Oradan çıktım, otele gittim, otelde kaldım. O gece o eve 3-4 defa gitmiş. Siz şüphelendiğiniz için otelde kaldınız o zaman. Evet. Sana araba alayım deyince şüphelenmediniz mi? Ben babamdan korktuğu için yapıyor olabilir diye. Hani babam biraz yaramaz bir adammış. Bayağı cinayet falan işlemiş, korkusuzmuş yani. Ben babamdan korkuyordur diye düşündüm. Şüphelenmedim o an. Ama anahtarı görünce, senin dedim amca işte babamdan haberin falan var mı? Gördün mü hiç dedim. Ben çarşamba gününden beri haber alamıyorum dedim. O da bana salı günü dedi görüştüm. Salı günü akşam dedi, sizin evdeydim ben. Salı günü akşam görüştüm, bir daha da görüşmedik dedi. Daha sonra yeğeninden öğrendiğim bilgide amcam sabah babamlarla görüşüyor. O eve boya aldım diyor. Ve salı günü akşam da zaten o anahtarı amcam babama vermiş. Daha sonra cumartesi günü de akşam bana veriyor aynı anahtarı. Ve babanla görüşmedim diyor. Anahtarın belli bir özelliği mi vardı tanıdığınız anahtardan? Anahtarın üzerinde yeşil bir anahtarlık vardı. Babamın salladığı anahtar da öyle yeşil bir anahtarlıktı. Oradan tanıdım anahtarı. Sonra amcam görüşmedim falan deyince ben dedim ulan bunlar hani aralarında bir kavga vardı ve mektupta da ya beni öldür ya da öldürttür diyordu. Dedim bu bunlar annemle babamın başına bir iş getirdi. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Müge Anlı'nın programına başvurdum. Pazar günü bütün şüpheler amcamın üzerinde olduğu için elimden artık bir şey gelmiyor diye ben artık amcamı da yengemi de öldürecektim artık hani annemin başına bir şey getirdiler diye. Aradım amcamı, dedim hanımını da al gel yanıma, ne olacaksa olsun. Sen dedim hani bir şeyler yapmışım ben dedim, her şeyin farkındayım. Benim dedi işte işim var, yengen de dedi işte düğün telaşında falan, kız evlenecek, alışverişte şurada burada. Tamam dedim, yarın görüşelim dedim. Telefonu kapattım ve ben Müge Anlı'nın işte ekibini falan aramıştım. Müsait olmadıkları için bakmamışlardı. Daha sonra dönüş yapıldı bana. Anlattım durumu, davet ettiler, gittim. Giderken terminalde işte aradı, ne yapıyorsun falan dedi. Ben de dedim Müge Anlı'ya gidiyorum. Bulacağım dedim annemi ve babamı. Ondan sonra ya işte beraber gidelim falan, biraz bekle de beraber gidek, ben işteyim işte izin alayım falan dedi. Ben dedim bekleyemem, ben dedim şu an gidiyorum. Sen dedim işten ne zaman izin alırsan gelirsin dedim. Sonra oğluyla hanımını gönderdi. Hanımı işte ayın birinde bizim düğünümüz var. Düğünümüze gel, işte kızımız seni çok sevdi falan. Ben kızını tanımıyorum bile.
benim kuzenim ama tanımıyorum. Hiç görmedim. Amcamı da tanımıyorum ki ben. Çocukluğumda bile gelip gitmiyorlardı, ne bileyim. Dedim ya, yoldan geçerken selam bile vermezlerdi. Düğünden sonra işte hep beraber gidelim. Ben dedim annem babam kayıp ya. Ne düğünü? Ben bu şekilde nasıl düğün yapabilirim dedim. Hani başlarında ne var bilmiyorum. Siz dedim nasıl düğün yapabiliyorsunuz? Sizin de dedim abiniz. Senin dedim amcan dedim diğer kuzenime. Baktılar oradan bir yol tutturamadılar. Diğer kuzenim dedi ki erkek olan. Sen dedi otobüse layık bir insan mısın? Hani gel dedi arabayla seni İstanbul'a bırakayım ben dedi. Kendisi köydeki bahçeye giderken otobüsle gidip gelen insan beni İstanbul'a arabayla bırakacak. Yani o akşamki aklındaki şeyler beni ortadan kaldırmaktı. Zaten o evin anahtarını bana verdikten sonra gece 3-4 defa neden o eve gidersin ki? Sen dedim hani köye giderken otobüs kullanan insansın. Beni mi dedim İstanbul'a arabayla bırakacaksın? Baktılar oradan da bir yol tutturamadılar. Tamam eyvallah o zaman dediler, gittiler bunlar. O sırada benim otobüsüm geldi, otobüse bindim. Geldim İstanbul'a. Stüdyoya falan gittim işte, yayına falan çıktım. İstanbul'da beni çok güzel karşıladılar, aldılar falan. Geldi oraya, yeğenim dedi işte yalanlarla, masallarla, fıkralarla bir şeyler anlatıyor dedi. Yayında birkaç bir şey anlattı, zaten hiçbir şeyi kabul etmedim. Daha sonra gözaltına aldılar. Gözaltında yine hiçbir şey söylemedi, itiraf etmedi. Yayında yayınladınız mı mektubu? Mektubu falan evet yayınladık yayında. Ve birçok ses kaydı vardı. Hepsini değil de birkaç tanesini orada deşifre ettik. Sesli olarak değil ama yazılı olarak okuttuk amcama. Ama kendi söylediği şeylere kendi bile inanmadı. Söylediği şeyi söylemedim dedi. Yaptığı şeyi yapmadım dedi. Hatta suçu benim üzerime yıkmaya çalıştı. Sen dedi annene babana bir şey yaptın ve benim üzerime atıyorsun. Ben dedi abim kayıp, ben abimi bulmak için bütün malımı servetimi veririm dedi. Abim çıksın gelsin kendisi anlatsın falan. Yani o yayından 22 gün sonra Müge Anlı Hanım'ın çalışmalarıyla, emniyetimizin çalışmalarıyla, yani babamın istediği o bağ evi, orası benim cennetim dediği bağ evini, çalışma yapıldı orada kadavra köpekleriyle. Amcamın evinin, bağ evinin 4 metre yakınındaki tandırlıkta bulmuşlar. Üzerlerine 2 metre beton dökülmüş halde. Naftalin atmışlar kokusu çıkmasın diye. Ve kendi kızına gelinlik giydirdi. Benim anneme bir kefeni bile layık görmedi. Ve annemin hiçbir suçu yokken bu cinayet işlendi. Hani zaten ben oradayken böyle otelde falan kaldığımda bir yerden çıkacaklarını ama hayatta olmayacaklarını biliyordum. Çünkü bir insan 22 gün nereye saklanabilir ki? Yani babamın cinayetleri, babamın yaptıkları anneme sebep oldu. Ayrı ayrı yerlere defnetti. Babamın mezarının yanından bile geçmiyorum. Annemin mezarının da başından ayrılmıyorum şimdi. Yani o son bir ay, iki ay falan babam yüzünden ben annemden ayrı kalmıştım. O taşan işte balık tutmaya, ne bileyim. Babamdan uzaklaşmak için aynı zamanda annemden de uzaklaşmıştım. Yere göğe sığdıramadığım annemi 2 metrekare bir çukurun içine sığdırdım. Üstüne toz konduramadığım bir annemin üzerine kürek dolusu toprak attım. Şu an buradan binlerce kilometre yol gidip tek yapabileceğim şey annemin o soğuk mermerine sarılmak olacak. Ve annem o kadar hani iyi bir insandı ki ben eve gittiğim zaman yemeğim hazır olurdu. Kahvaltım sabah kalkardım, kahvaltım hazır olurdu. Hatta bir abim mesela 8'de kalkardı. Onun kahvaltısı ayrı hazır. Sonra o sofra kalkar. Ben 9'da uyanırım. 9'da benim kahvaltım hazır olurdu. Annemin kedisi vardı. Diğer dayımlar almışlar. Kendi evlerine götürmüşler. Kedi annemi aramak için yine bizim eve gitmiş. Aramızda işte 50 metre falan var, 50-100 metre.
Kedi gidek gitmiş gitmiş gelmiş böyle. Ağlıyormuş. Daha sonra kedi ölmüş. Çalıların içinde kendi kendine. Annemin kuşu vardı. Kuşu ölmüş. Çiçekleri çok severdi. Hani evin içi böyle orman gibiydi. Her tarafta çiçek vardı. Eve bir girdim. İstanbul'dan geldiğimde Kayseri'ye. Bir tane çiçek kalmamış. Hepsi kurumuş. Yani şu an zaten benim için de annemle birlikte herkes öldü. Peki bu olaylar ortaya çıktıktan sonra amcanızın ifadesi ne oldu? Dosya gizli ama bu internette falan da yayınlandığı için bunu anlatabilirim, sorun yok. Kabloyla boğarak öldürdüğünü iddia etmiş ifadesinde. Oğlu olayın şokuyla ben bir şey yapmadım. Hani sadece izledim demiş. Eşi ben olaydan habersizdim. Olayla ilgili bir bilgim yoktu. Olay için üzgünüm demiş. Babam öyle kolay kolay ölecek bir insan, öldürülebilecek bir insan değildi zaten. Çok nasıl diyeyim böyle pratik, hızlı bir şeyleri hissedebilen. Ama işte amcam iyi niyetiyle kandırmış. Ev verdim abi sana, şunu yaptım bunu yaptım diye. O eve götürmüş. O evde de annemle babamı infaz etmiş. Mahkeme sonucunu bekliyoruz şimdi. Evet. Kim ne yaptı, nasıl yaptı, sonuçlandığı zaman daha çok belli olacak. İlk duruşma ne zaman? Şu an iddianamemiz bile hazır değil. Olay zaten çok taze. Ben yayına çıktığımda babamın da bütün suçlarını, cinayetlerini anlattım orada. Amcam da kendisi de seri katil. Hatta zaten ben yayına çıktığımda kimse yayına çıkıp da kendini gösterip hani şöyle yaptılar. Bilen kişi bile bildiğini anlatamadı bunlardan korktuğu için. Zaten kendi oğlu da diyor. İşte bütün Kayseri sizden korktuğu için size bir şey diyemiyor. Bütün Kayseri biliyor ama korktuğu için bir şey diyemiyor diye kendi oğlu da söylüyor zaten. Yanımda sadece dayım vardı. Dayımı da 2002 yıllarında falan elektrik çarpmış. Bir kolu işte dirseğinden kesik, bir kolu tamamen. Yanında sadece o dayım vardı. Ben Instagram'da bir yayın açmıştım. Yayına bu amcamın oğlu katıldı. Her şey açığa çıktığında seni dayım bile kurtaramayacak diyordu bana. Hala tehdit ediyordu beni. Ama çok şükür bulduk. Bir şeyler açığa çıktı. O amcamın oğlunun ve eşinin de dediği gibi adalet yerini bulacak inşallah. Çok yoruldum o yayında. Gerçekten hani gece uyuyamıyordum. Sürekli aklımda ne çıkacak, nasıl olacak. Bu yaşıma kadar sürekli yanımda olan annem bu yaşımdan sonra artık hani yanımda olmayacak mı? Kendi ayaklarımın üzerinde nasıl duracağım? Geri kalan ailem zaten darma duman. Babam sağ olsun hepsini bir tarafa dağıttı. Yalnız nasıl yapacağım gibi düşünüyordum böyle otelde. Günde 1-2 saat uykuyla gidip stüdyoya yayına çıkıyordum. Ve ben o yayının ardından Kayseri'ye döndüğümde içinden delik deşik çıktığım bir savaşın sonrasında bana sen hiç savaşmadın ki denildi. Bunu kim söyledi? Bunu söylemem pek uygun olmaz şu an. Kimin söyledi? Yani çok zor bir durum. Amcanız... 3 kuruşluk arsa için. Yani ona da bir şey kalmayacak aslında. O nereye gidecek ki? Gideceği yer 2 metrekare toprak. Hani Rabbim ona onu kısmet etmesin ama o benim anneme bir mezarı layık görmedi. Bir kefeni layık görmedi. İnşallah ona da kısmet olmaz. Bir kefen, bir mezar. Bunu yapan, yardım ve yataklık yapan kim varsa onlara da olmaz inşallah. Şimdiki hayatınız nasıl geçiyor Yusuf Bey? Ne yapıyorsunuz? Dayımın çiftliğindeyim şu an. Gün içinde işlerle falan uğraşıyorum. Akşam yatmaz, sabah kalkmaz oldum aslında. Yani geceleri sürekli böyle aklımda olaylar olduğu için uyuyamıyorum. Gece tek kaldığımda sürekli aklıma annem geliyor. Bana yaptıkları, ne bileyim. Kocaman oldum ama hala beni bir çocuk gibi seviyordu son güne kadar. Geceleri uyuyamıyorum. Ne bileyim, uyuyamadığım için gündüz geç kalkıyorum.
Dedim ya, akşam yatmaz sabah kalkmaz oldum. Ama gündüzde işlerin yoğunluğundan falan biraz kafam dağılıyor. Dayımgilin orası biraz kalabalık bir ortam. Hep annemi hissettiğim için eve gittiğimde daha kötü oluyorum. Gidemiyorum eve falan. Yani zaten daha 20 yaşındayım. Ve bu yaşımda bu yaşadıklarım sonucu psikolojik sağlığıma hala şükrediyorum yani. Aklımı kaybetmediğime. Başın sağ olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Yapabileceğimiz bir şey olursa bir telefon kadar yakınız. Bunu bilmenizi isteriz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Yusuf Bey? Annelerinin kıymetini bilsinler. Ben biliyordum zaten annemin kıymetini ama bir şeylerin kıymetini artık kaybettikten sonra daha çok anlıyorsun. Kaybetmeden önce bilin. Yani bir şeyler için çok geç olabilir. Programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu program yayınlandıktan sonra sizin için sorun teşkil eden bir durum var mı? Yayınlayabilir miyiz Yusuf Bey? Tabii ki yayınlayabilirsiniz. Hayatınız bir film olsaydı nasıl bir sonla bitmesini isterdiniz? Benim hayatım bir film olacaksa bu filmde anneler ölmesin. Benim hayatım bir film olacaksa bu filmde anneler ölmesin. Kaybettiğimiz tüm yakınlarımıza rahmet, geride kalanlara Yüce Rabbimden sabır diliyorum. Bizim yakında Korku Takvimi filmimizin galası olacak Yusuf Bey. İnşallah gelebilme imkanınız olursa sizleri de galamızda görmek isteriz. Bu iki kişilik gala davetiyesidir. Teşekkür Bugün ederim. Bugünün hatırası. Bekleriz. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, bir Anlatırsam Film Olur programının daha sonuna geldik. Siz de şöyle bir karakter olsaydı dediğiniz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Film olması halinde yazdığınız yorumlar dikkate alınacak. Yusuf Turan anlattı, şimdi sıra sizde. Anlatırsan film olur, anlat ki film olsun. Hoşça kalın.